Merhaba can dostlarım, can kardeşlerim. Ben Cem Kervan. Bu hafta Ona Yanlışını Göster adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şimdi İsa Ruhullah diyor ki, eğer biri size karşı bir kötülük, bir yanlış yaparsa gizlice, yani tek başına, başa baş, yüze yüz git ve ona yanlışını göster. Tabii bazılarımız emin misiniz, iyi bir fikir mi diye düşünüyoruz. Çünkü yani yanlış dürtüyle, yanlış sahikle, yanlış bir şekilde yaklaşırsak tabii çok kötü sonuçlar çıkar. Ama onu yapmayacağız. Yani kötü bir şekilde yapmayacağız. Yani sevgiyle, merhametle, şefkatle gideceğiz ve o kişinin doğru yola gelmesini isteyeceğiz. Yani ben mesela birisi bana bir kötülük yaptı, bir yanlış yaptı. Çok kolay kızabilirim, işte parlayabilirim ve yanlış bir dürtüyle, yanlış bir sahikle ben ona göstereceğim, işte yüzüne vuracağım, gününü göstereceğim gibilerden bir his, bir hırs içinde gidebilirim. Yani üç alma, intikam alma hırsıyla gidebilirim. O tamamen yanlış. Yani çünkü İsa diyor ki tek başına yalnız, yani yüz yüze gideceksiniz ve yanlışını göstereceksiniz ve o seni dinlerse diyor onu kazanmış olursun. Yani maksat onu kazanmaktır. Bir de o aynı hatayı başkasına da yapmasın istiyorsunuz. Ama yani öteki türlü giderseniz zaten tabii kötü sonuçlar çıkar. Ve o dinlerse diyor ki hiç kimseye anlatma diyor. İkinizin aranızda kalsın diyor. Yani hiç dedikodu yapmayacaksınız. Hiçbir zaman dışarıya yansımayacak bu işler. Ama dinlemezse ne yapacaksınız? İsa ne diyor? İki can daha al yanına, tekrar git. Şimdi bu sefer o iki can senin suçlamanı dinleyecek, şahit olacak. Yani sen gerçekten sevgiyle, merhametle, şefkatle mi anlatıyorsunuz, yoksa böyle ha sen neler yaptın filan kötü bir hırsla mı yapıyorsunuz? Şahit olacaklar. Bir de öteki kişinin tepkisine de şahit olacaklar. Ama sizi de dinlemeye reddederse diyor İsa, bu sefer hakkın toplumuna anlatın. Yani toplum, topluluk. Onlara bir anlat. Diyor ki vergi görevliler ile ve günahkarlarla aynı kefeye koy. Yani düşkün olarak sayacaksınız. Düşkünle aynı kefeye koyacaksın. Yani başka ne yapacaksınız? Ama onun ona yanlışını göster. Ama sevgiyle. Evet, deyişe geçiyoruz. Can sana karşı günah işlerse, ona yanlışını göster der İsa.
kazanırsın seni dinlerse. Ona yanlışını göster der İsa. Onu kazanırsın seni dinlerse. Ona yanlışını göster der İsa. Dinlemezse iki can al yanına, tekrar onunla görüş gidip ona. Şahit olsunlar senin suçlamana. Ona yanlışını göster der İsa. Şahit olsunlar senin suçlamana. Ona yanlışını göster der İsa. Onları reddederse dinlemeye, Hakk'ın toplumuna anlat olayı. Onu düşkünle koy aynı kefeye. Ona yanlışını göster der İsa. Onu düşkünle koy aynı kefeye. Ona yanlışını göster der İsa. İsa'ya iman ederiz. Biz tövbe edenleri affederiz. Onlarla kardeşiz, yoldaşız deriz. Ona yanlışını gösterir İsa. Onlara kardeşiz, yoldaşız deriz. Ona yanlışını göster der İsa. Evet, dinlerse affedeceğiz. Yani diyeceğiz ki biz kardeşiz, biz yoldaşız. Biz artık aynı yoldayız, yol arkadaşıyız. Beraber ileriye gideceğiz. Evet, inşallah beğendiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz lütfen evet beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum da yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.